Şu anda kamera çalışıyor mu? O zaman ben konuşayım mı? Yok, gel gel haydi. Mikrofon açık mı bu arada? Üş, açık herhalde, ne bileyim, oraya taktım, açıktır. Tanrı'nın varlığını... Tamam boşver, onu şey yaparız, atarız. Biraz ileriye gidiyor hatta. İleriye gidiyor ne ya? Neyse onu at oradan. Vay, göreceğiz bölümün sonunda. Herhangi bir ağızda yamulma. Yani... Anlamadım hocam, muhterem hocam. Kendine güveniyorsan neden olmasın? Oradan da bir offside alır mıyız? Güzel. Ufuklara bakarken. Diyebiliriz. Başlayayım ya direkt ben burada çünkü gidiyorum ya. Başla. Şeyda hocam, neler anlatacaksınız bugün bize? Evet, bugün Tanrı'nın varlığını sorgulayabilir miyiz? Bundan bahsedeceğiz biraz. Sorgulayabiliyoruz mu ya? Sorabiliyoruz mu böyle sorular? Vallahi sorabiliyoruz mu soramıyoruz mu göreceğiz şimdi. Sen ne düşünüyorsun? Ben dinlemeyi tercih ediyorum şu anda. Tamam, o zaman ben bir başlayayım, sonra sana da döneceğim. Olur. Ya önce farklı görüşler var, biraz onlardan bahsedeyim ben. Şimdi bir grup diyor ki bunlar işte İbn-i Rüşd, İbn-i Sina, Farabi'nin daha çok benimsediği görüş. Diyor ki Tanrı zaten dinen düşünmeyi farz kılar, sorgulamayı farz kılar diyor yani. Sorgulamak zorundayız diyor. Bir grup da asla sorgulanamayacağını, bunun tamamen bir iman meselesi ve Allah'la aralarında bir güven oluşmadığı sürece sağlıklı bir iman olamayacağını söylüyorlar. Dolayısıyla bu amcalar kim? Bu amcaların aslında kökeni daha çok batıya dayanıyor. Yani gerçi az önceki de yine Aristo temelliydi ama bunlar biraz daha Hristiyanlıkla bağdaştırılabilir. Fideizm deniyor buna da, imancılık. Tabii orada biraz bu mantıklı görüyorum yani o şeyin içerisinde, dinin içerisinde. Çünkü işte birin aynı zamanda üç olması gibi şeylerin çok akılla açıklanamayacağı aşikar olduğu için. Onlar da diyorlar ki bunları sorgulamayın. Bu bir güven meselesidir. Allah'a güven, gerisini boş ver kafasından. Güzel kapatmışlar konuyu. Yani evet, kendilerine göre güzel bağlamışlar. Bir grup diyor ki biz hiç... Yani bu akılla zaten çelişir bu. Hiç o yüzden sorgulamaya da gerek yok. Yani sorgulasan bile neticesi belli olduğu için hiç sorgulamaya bile gerek yok diyor. Bunlar ateist düşünürler genelde böyle söylüyorlar. Yani Tanrı'nın varlığını sorgulamak bizi zaten Tanrı'nın varlığına götürmeyeceği için. Dolayısıyla sorgulamaya gerek yok da diyorlar kendileri. Bir de Maturidi gibi İslam düşünürleri de diyor ki Allah zaten insanı fıtrat olarak yaratmaya, sorgulamaya meyilli yaratmıştır. Yani insan zaten sorgular. Hatta insan kendi kendine sorgulayarak bile Allah'ı bulabilir. Allah sadece vahiyle bunu destekler diyen bir şey de var, görüş de var. Peki bazı kaynaklar Hazreti İbrahim örneğini veriyorlar. Siz Hazreti İbrahim konusunda ne düşünüyorsunuz? Sorgulama ile ilgili. Tam oraya gelecektim, beni yakaladın. Hazreti İbrahim Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla alakalı en net örnek aslında. Çünkü Hazreti İbrahim'in o sorgulama aşamasına baktığımız zaman şöyle bir çıkarımda bulunabiliyoruz. Demek ki sorgulayarak da Allah'ın varlığı neticesine ulaşabiliyoruz. Aslında buradan bu çıkıyor. Bununla ilgili peki kullanabileceğimiz ya da başvurabileceğimiz bir ayet var mı? Mesela en net benim aklıma gelen onlar ayakta iken, oturur vaziyettelerken, uzanır vaziyettelerken sürekli Allah'a tefekkür ederler diye bir ayet var. Ya da başka ayetler, mesela geceyle gündüzün birbirini takip etmesinde bir sürü ibret vardır. Siz hiç düşünmez misiniz tarzına düşünmeye sevk eden ayetler çok fazla zaten. Şunu düşünmüyor değil insan. Eğer sorgulamak yasak olsa, yani sorgulama, insanın Tanrı'yı sorgulamaması gerekiyor olsaydı eğer, Hazreti İbrahim de kendi babasının ya da atalarının dinine de sorgulamaması gerektiğini düşünecekti ve dolayısıyla doğru olan Allah'ı bulamayacaktı. Ya da şöyle bir çıkarımda da bulunabiliriz. Yani sorgulamak illaki insanı yanlış yere götürmez. Hani öyle bir korku var ya insanlarda. Sorgulama aman. Dinden çıkarsın alim Allah. Sen Müslüman mısın? Müslümanım. Ama cevabım bu olmamalı. Değilim. Müslüman değilim. Bir de şöyle bir söz var ya, sorgulanmayan din istismara açıktır. Yani sorgulamadıkça karşına çıkan mantıksız şeyleri de, hatta dinle alakası olmayan, aslında kastettiğimiz şey o, dinle alakası olmayan şeyleri de insanlar önüne sununca
Sorgulamaman gerektiğini düşündüğü için ona tamamen biat edebilirsin. Mesela şey vardı. Mesela ayette diyor ya, dikkat edin aldatıcılar sizi Allah ile aldatmasın. Ben Allah ile nasıl aldanacağım ya? Doğru yol bu bulduysam eğer. Aslında işte kastedilen şey tam olarak bu. Mesela Amerika'da bir adam, bir neydi şeyin adı? Halkın Tapınağı diye bir din mi oluşturmuştu? Bir adam bütün inananlarını kandırıp diyeyim, yani bir şekilde ikna edip 911 kişinin intihar etmesine sebep oluyor. Ve hiç kimse de bununla ilgili bir sıkıntı yaşamıyor. Ya da daha yeni olmuştu ya Sırbistan'da, sen gördün mü o haberi? Sırbistan'da bir rahip bu korona önlemlerine karşı çıkıyor. Ve daha sonra koronadan ölüyor adam. O videoları herkes izlemiştir zaten. Adamlar kendi dini ayinlerince koronadan ölen rahibi öpüyorlardı. Böyle elini, yüzünü. Bir de herkes aynı yerden öpüyor. Böyle elini, böyle arkadaki adamın öptüğü yeri bir daha aynı adam öpüyor. Korona yani bu aslında aynen öyle bir durum söz konusu. Yani aslında orada ayette kastedilen şeyler buna benzer örnekler. Yani bir insan seni din adına çok güzel de sömürebilirsen, eğer sorgulamayı bilmeyen ya da sorgulamaman gerektiğini düşünen bir insansın. Diyor ya Maturidi, iman dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir. Aslında burada kalp ile tasdik, yani kalp ile onaylamak kısmının akla yatkınlık olduğunu söyleyen çok alim var. Ona yoran çok kişi var aslında. Yani ben önce aklımda tamamlayacağım ki, yani ben gerçekten neye inanıyorum? Nasıl bir Allah'a inanıyorum? Bunu ya da inanmalı mıyım, inanmamalı mıyım? Bunu kafamda oluşturmadan kalben gerçekten işte o söylenilen, işte imancıların söylediği güven duygusunun oluşması mümkün değil. Çünkü sevmekte çok fazla mantık aramazsın ama güvende mantık gereklidir ya. Ki zaten başka ayetlere de baktığımız zaman, yani Kur'an'ın geneline de baktığımız zaman yüzden fazla ayette Allah'ın işte siz hiç düşünmez misiniz, siz hiç akletmez misiniz diye insanı düşünmeye sevk ettiğini, sorgulamaya sevk ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla düşünmek ya da sorgulamak, hangisini kullanırsan, Allah'ın yoluna ters düşen eylemler değiller. Yani buradan aslında bunu anlayabiliyoruz. Yani şu farklı bir konu. Yani Allah'ın varlığını sorgulayarak ne kadarına ulaşabiliriz? Ya da Allah'ın varlığını tamamen akılla kanıtlayabilir miyiz? Bu ayrı bir soru. Ama sorgulamakta, düşünmekte, bunun hakkında kafa yormakta herhangi bir zarar olmadığı aslında ayetlerle açık bir şekilde bize bu mesaj veriliyor. Yani Allah'ın yarattığı kişilere İlk sorduğu soru elestü bi rabbiküm, yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Direkt ben sizin Rabbinizim diye dayatabilirdi. Ama orada insanı bir sorgulamaya itmiş olması, soru sorması demek ki soru işaretleri çok da korkulacak şeyler değiller. Var mı ekleyeceğiniz bir şey hanımefendi? Teşekkürler. İyi bakalım. O zaman bir sonraki videomuzda hangi sorumuzla başlayalım? Hangi sorumuzla başlayalım? O zaman şöyle ilerleyebiliriz. Yani Tanrı'nın varlığını sorgulayabiliyor muyuz? Bunun cevabını aldık. Peki sorgulayalım o zaman. Karşımıza ne çıkacak yani? Tanrı'nın varlığını kanıtlayabilir miyiz?